Herkese merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Evet, bugün hayat bilgisinden İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini birlikte bir göz atacağız. Heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Hazırsan başlıyoruz. Evet, karşımızda gördüğümüz bu resim kime aitti? Bu kimdi sizce çocuklar? Dersimizde öğrenmiştik değil mi? Evet. Bizim milli marşımız olan İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'du değil mi? Gördüğünüz gibi güzeller güzeli, kıpkırmızı bir bayrağımız var bizim. Evet. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. İstiklal Marşımızda da bu kelimemiz geçiyordu. Şimdi hazırsak size İstiklal Marşımızın hikayesini anlatacağız dedik. Hadi başlayalım. Mete okuldan eve dönmüştü. Eve girer girmez ellerini yıkadı ve dedesinin yanına koştu. Dedeciğim, öğretmenimiz İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini araştırmamızı istedi. Sen bana anlatabilir misin? Tabii anlatırım yavrum. Dinle bakalım. Neymiş? Ve Mete'nin dedesi İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatmaya başladı. 23 Nisan 1920 günü meclis açılmış, İstiklal Harbi başlamıştı. Ordularımız Anadolu'yu işgal edenlerle savaşıyordu. Yunan ordusu Ankara yakınlarına kadar ilerlemişti. Meclis bu ortamda yeni kurulan Türk Devleti için bir İstiklal Marşı hazırlatmak istiyordu. 1920 yılı sonlarında bu amaçla bir şiir yarışması düzenlemişti. Dedesini dikkatle dinleyen Mete sordu. Dede, işgal ne demek? Senin de aklında bu soru vardı değil mi? Bakalım işgal ne demekmiş? İşgal, düşmanların bize ait toprakları ele geçirmek istemeleri demek evlat. Cemal Dede anlatmaya devam etti. Yarışmaya katılanlara 6 ay süre verilmişti. İstiklal Marşı yarışmasına bu süre içerisinde tam 724 şiir gönderilmişti. Yarışmaya katılan 724 şiir tek tek okunmuş, içlerinden 6 şiir elemeye geçip meclis matbaası tarafından bastırılmış ve milletvekillerine dağıtılmıştı. Mete yine dayanamadı ve sordu. Yarışmayı Mehmet Akif mi kazandı? Sabırlı ol evlat, anlatıyorum. Mete'nin öğrenmek için sabırsızlandığını gören Cemal Dede anlatmaya devam etti. Yarışmayı kazanan şiir için 500 lira ödül vardı. O zaman için çok büyük bir paraydı bu. O sırada Maarif Vekili yani Milli Eğitim Bakanımız olan Hamdullah Supi, Ankara'da yaşayan ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dan bir şiir istemişti. Mete heyecandan durduğu yerde duramıyordu ve yine sordu. Supi isteyince mi yazdı? Dedesi, sabırsız uşak seni. Dinle bakalım ne demiş büyük şair. Milli marş para ile yazılmaz. Mehmet Akif Bey, ben milletvekiliyim. Müsabakaya katılamam. Milli marş para ile yazılmaz yanıtını vermişti. Mehmet Akif Ersoy bu yarışmayı kazanan kişiye para ödülü verileceğinden başlangıçta yarışmaya katılmak istememişti. Fakat Hamdullah Supi Tanrı Över'in ısrarı üzerine ödülü almamak şartıyla şiirini yazacağını söylemişti. Güzel söylemiş Mehmet Akif demiş Mete.
Cemal dede gülümsedi ve devam etti. Mehmet Akif evinde şiir yazmaya başladı ve 2 güne bitirdi. Yazdığı şiiri kahraman ordumuza armağan etti ve şiirini Maarif Vekaleti'ne, yani Milli Eğitim Bakanı'na teslim etti. Böylece yarışmaya katılan şiir sayısı 7 olmuştu. Evet, bunların hepsi olurken çocuklar, tarih 12 Mart 1921. Aklımızın bir köşesine yazalım bunu. Neydi? 12 Mart 1921. Devam ediyorum. Müsabaka sonuçlandığında Mehmet Akif Bey'in şiiri meclis kürsüsünden Maarif Vekili Hamdullah Supi Bey tarafından büyük bir coşkuyla okunmuştu. Büyük tezahürat ve alkışlar arasında Mehmet Akif'in yazdığı şiir oy birliğiyle İstiklal Marşı, yani Milli Marşımız olarak kabul edildi. Takvimler 12 Mart'ı gösteriyordu. Unutma, bu bizim için çok önemli. İstiklal Marşımız ne zaman kabul edilmiş çocuklar? 12 Mart 1921. Mete'nin heyecanı iyice artmıştı. Dedesine sordu. Yarışmayı kazanınca ödülü kabul etti mi? Bilmem ki. Dinle bakalım. Kabul etmiş mi ödülü? Dedi dedesi. Meclis yetkilileri birkaç gün sonra Mehmet Akif Bey'e 500 liralık para ödülünü vermeye geldiklerinde, sizce kabul etti mi Mehmet Akif? Bakalım. Mehmet Akif Bey almayı reddetmişti. Meclis yetkililerinin ısrarı üzerine parayı almış ve hastanede yatmakta olan gazilerimize bağışlamıştı. Ne güzel yapmış Mehmet Akif. Tabii evlat, öyle kolaylıkla Mehmet Akif olunmaz. Mehmet Akif olmak için çok yüce bir gönül lazım. Hem daha bitmedi anlatacaklarım, demiş dedesi. Cemal dede anlatmaya devam etti. Mehmet Akif Ersoy yazdığı bütün şiirleri Safahat adlı eserinde bir araya getirmiş. Fakat İstiklal Marşı'nı bu esere koymamış. Sizce neden çocuklar? Evet, Mehmet Akif'e de sormuşlar. İstiklal Marşı'nı niçin Safahat'a koymadınız? Safahat, İstiklal dedim mi? Mehmet Akif'in bütün şiirlerini topladığı bir kitabın ismi çocuklar. Ama İstiklal Marşı'mızı buraya koymuyor. Neden? Hadi bir bakalım neden? İstiklal Marşı o günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesiydi. O marş, o zor günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de bir daha yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Bu sebeple İstiklal Marşı'nı kitabıma koymadım. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur, diye cevap vermiş ve devam etmiş büyük şair. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Amin. Evet, bunu söyleyen de Mehmet Akif Ersoy çocuklar. Devam edelim. Evet, sizce Mete ne yapmış? Mete, dedesini dinledikçe heyecanı arttı. Öğrendiklerini arkadaşlarına anlatmak için sabırsızlanıyordu. Dedesinden dinlediklerini düşünerek uykuya daldı. Kim bilir, belki rüyasında Mehmet Akif'i görmüştür. Evet, dikkatle dinlediysen soru cevap etkinliğinde görüşürüz.